Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu adjektif deklinasyon komparatif. Ne anlamalıyız arkadaşlar bu? Sıfat çekimleri demek. Komparatif yani iki şeyi kıyaslarken ki sıfat çekimleri arkadaşlar. Bununla ilgili şu uyarıyı yapmam gerekiyor arkadaşlar. Komparatifi daha önceden görmemiş olan arkadaşlar ilgili dersi yani komparatif dersini mutlaka ama mutlaka izlesinler arkadaşlar. Akabinde buraya gelsinler. Dilerseniz nominatifle başlayalım arkadaşlar. Nominatife baktığımızda bu yalın haller için kullanılıyordu. Dolayısıyla ben burada das ist, das sind cümle kalıbıyla yola çıkmak istedim. Şimdi ben genç derken neydi genç arkadaşlar? Jung demekti. Jung demek ki genç demekti. Daha genç derken komparatifte ne yapmıştım? Jünger, U'nun üstüne Ü harfi nokta getirmiştim ve Jünger demiştim. Şimdi ben diyeceğim ki bu daha genç olan adam. Şimdi der Mann bu şekilde kalıyor ancak ben genç derken jung, jünger, jüngere Mann demiş oluyorum. Bu daha genç olan adam derken demek ki das ist der jüngere Mann demiş oluyorum. Yani ne yapmış oluyorum? Bu daha genç olan adam. Daha önceden ben size hatırlarsanız demiştim ki cümlenin içerisinde artikel varsa burada mutlaka bir vurgu vardır. Buraya bir adres gösterme vardır. Dolayısıyla burada der artikelini gördüğüm için bu ne anlama gelmiş oluyor arkadaşlar? Bu daha genç olan adam. Şimdi ben dersem ki bu daha genç bir adam ne olacak o zaman arkadaşlar? Das ist ein jüngerer Mann. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar der artikelinde ne yapmışım arkadaşlar? Sadece sonlandırıcı e gelmiş komparatifin akabinde. Öyle değil mi? Çünkü komparatif yaptığımda ne oluyordu bu? Jünger demiş oluyordum. Ancak cümle içerisinde adjektif deklinasyon yaptığımda arkadaşlar ne yapmış oluyorum? Der jüngere Mann sonuna demek ki e gelmiş oluyor. Ancak aynı olduğunda ne oluyor arkadaşlar? Jüngere Mann bakın buradaki der artikelini ne yapıyorum arkadaşlar? Er olarak sıfatın sonuna giydirmiş oluyorum. Die artikeline baktığımızda die Frau kadın denildiğinde arkadaşlar gene aynı örnekten yola çıkacak olursak arkadaşlar die Frau kadın demek. Daha genç kadın derken bakın komparatiflikte herhangi bir değişim yok. Jünger şeklinde kalıyor ancak arkasına bir şeyler ekleniyor. Yani bir takı gelmiş oluyor. Dolayısıyla buraya baktığımızda arkadaşlar Jünger daha genç demekti. Die jüngere Frau denildiğinde demek ki ne oluyor arkadaşlar? Das ist die jüngere Frau demiş oluyorum. Yani burada adres göstermiş oluyorum. Ancak das ist eine jüngere Frau denildiğinde bu bir daha genç bir kadın denildiğinde bakın ne olmuş arkadaşlar? Sonuna gene artikel die'yi getirmişim. Dolayısıyla das ist eine jüngere Frau demiş oluyorum. Das Mädchen'e baktığımızda arkadaşlar kız çocuğu demekti das Mädchen. Burada ne olacak arkadaşlar? Das ist das jüngere Mädchen. Bakın burada artikel olduğundan dolayı sonlandırıcı e olarak kalmış. Dolayısıyla das ist das jüngere Mädchen demişim. Bu daha genç bir kız denildiğinde bakın buradaki das artikelini ne yapıyorum arkadaşlar? Buraya geçiriyorum ve ne diyorum? Das ist ein jüngeres Mädchen demiş oluyorum. Çoğullara baktığımızda arkadaşlar, tabii çoğullarda artık istemeyeceğim de ne diyeceğim? Sind diyeceğim. Dolayısıyla das sind die jüngeren Leute. Evet, bunlar daha genç olan insanlar. Dolayısıyla ne yapıyorum? Adres gösterdiğimden dolayı artikelimi yani die artikelini getirmiş oluyorum ve diyorum ki das sind die jüngeren Leute. Peki ben burada aynı kullanır mıyım çoğullarda? Hayır. Çünkü bir daha genç insanlar demem öyle değil mi? Bunlar daha genç insanlar. Yani bir genelleme yapmış olurum. Artikeli atıyorum. Bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Das sind jüngere Leute. Bunlar daha genç insanlar demiş oluyorum. Bu noktada isterseniz
bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla cümleler içerisinde kullanalım arkadaşlar. Söyleyelim. Das ist der jüngere Mann. Das ist der jüngere Mann. Das ist ein jüngerer Mann. Das ist ein jüngerer Mann. Das ist die jüngere Frau. Das ist die jüngere Frau. Das ist eine jüngere Frau. Das ist eine jüngere Frau. Das ist das jüngere Mädchen. Das ist das jüngere Mädchen. Das ist ein jüngeres Mädchen. Das ist ein jüngeres Mädchen. Das sind die jüngeren Leute. Das sind die jüngeren Leute. Das sind jüngere Leute. Das sind jüngere Leute. Şimdi dilerseniz akusatife bakalım arkadaşlar. Akusatifteki kuralımız neydi arkadaşlar? Der neye dönüşüyordu? Die'ne dönüşüyordu. Die ve das artikelleri ne oluyordu? Aynı şekilde kalıyordu. Dolayısıyla burada da bu söz konusu olacak arkadaşlar. Bakın der ne olmuş? Die'ne dönüşmüş. Şimdi suchen aramak olduğu için bu neyi gerektirecek arkadaşlar? Akusatifi gerektirecek bu cümle. Ich suche, şimdi bakın ne olacak arkadaşlar? Ich suche den Mann, adamı arıyorum. Şimdi diyeceğim ki daha genç olan o adamı arıyorum. Ne olacak o zaman arkadaşlar? Ich suche den jüngeren Mann. Bakın daha genç olan adamı arıyorum derken ich suche den jüngeren Mann demiş oluyorum. Peki daha genç olan bir adam arıyorum derken den yerine ne olacak arkadaşlar? Einen olacak. Dolayısıyla ich suche einen jüngeren Mann demiş olacağım. Demek ki tekrarlayacak olursak daha genç olan adamı arıyorum derken ich suche den jüngeren Mann. Bakın burada spesifik bir kişiden, belli başlı bir kişiden bahsettiğimde den jüngeren Mann. Ancak herhangi bir derken ne yapmış oluyorum? Einen jüngeren Mann demiş oluyorum. Die ve das artikellerine baktığımızda ne demiştik? Akusatiflikte değişim olmayacaktı. Dolayısıyla bunun aynısı burada da gene söz konusu olacak. Dolayısıyla ben ne yapacağım arkadaşlar? Daha genç olan o genç kadın, değil mi? Daha genç olan kadını arıyorum dediğimde ve adres gösterdiğimde ne yapacağım? Die artikelini getireceğim. Dolayısıyla ich suche die jüngere Frau diyeceğim. Ich suche bir tane daha genç, yani daha genç bir kadını arıyorum derken ich suche eine jüngere Frau demiş olacağım. Buraya baktığımızda arkadaşlar das Mädchen için burada da gene dönüşüm olmayacaktı. Ne olacak? Ich suche das jüngere Mädchen. Bir tane derken ne olacak bu arkadaşlar? Ein jüngeres. Dolayısıyla ne olacak bu? Ich suche ein jüngeres Mädchen demiş olacağım. Peki çoğullarda durum ne olacak arkadaşlar? Nominatifle ein olacak. Dolayısıyla ich suche die jüngeren Leute diyeceğim. Ya da genelleme yaptığımda daha genç insanlar arıyorum derken ich suche jüngere Leute demiş olacağım. Dilerseniz burayı akusatifliği doğru telaffuzuyla tekrar edelim arkadaşlar. Ich suche den jüngeren Mann. Ich suche den jüngeren Mann. Ich suche einen jüngeren Mann. Ich suche einen jüngeren Mann. Ich suche die jüngere Frau. Ich suche die jüngere Frau. Ich suche eine jüngere Frau. Ich suche eine jüngere Frau. Ich suche das jüngere Mädchen. Ich suche das jüngere Mädchen. Ich suche ein jüngeres Mädchen. Ich suche
ein jüngeres Mädchen. Ich suche die jüngeren Leute. Ich suche die jüngeren Leute. Ich suche jüngere Leute. Ich suche jüngere Leute. Dilerseniz datifliğe bakalım arkadaşlar. Datifliğe baktığımızda hatırlayacak olursak arkadaşlar, bunu tabi datif konusunda çok ayrıntılı şekilde görmüştük. Der neye dönüşüyordu arkadaşlar? Dime, di, dere, das, dime. Pluralde de ne yapıyorduk arkadaşlar? Den ve kelimenin sonuna ne getiriyorduk? En getiriyorduk, öyle değil mi? Burada da aynı şey söz konusu. Datiflikte işimiz baya baya bir kolaylıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle cümlemize bakalım arkadaşlar. Ich fahre mit. Bakın ile demek değil mi? Mit ile demek. Dolayısıyla cümlenin içerisinde mit varsa arkadaşlar, bu neyi gerektirecek? Mutlaka datifi gerektirecek, öyle değil mi? Şimdi buraya baktığımda arkadaşlar, ich fahre mit. Fahre neydi? Sürmek ya da bir aracı kullanmak anlamında, otobüs anlamına da gelebiliyordu, öyle değil mi? Yani otobüse binmek, araba kullanmak, bisiklet kullanmak anlamındaydı fahren. Şimdi ben o genç adamla geliyorum. Arabada, binek otoda anlamına gelebilir bu. Ich fahre mit, bakın ne olacak şimdi sıfatın sonunda arkadaşlar. Ich fahre mit dem jüngeren Mann. Yani daha genç olan o adamla geliyorum derken demek ki ne olacak arkadaşlar bu? Ich fahre mit dem jüngeren Mann. Einem olduğunda arkadaşlar bir. Dolayısıyla ich fahre mit einem jüngeren Mann. Daha genç olan bir adamla geliyorum demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar ich fahre mit die neye dönüşüyordu? Dere dönüşüyordu. Dolayısıyla ich fahre mit der jüngeren Frau, daha genç olan kadınla geliyorum anlamında. Peki einde ne olacak arkadaşlar bu? Sonuna einer olacak, öyle değil mi? Dolayısıyla daha genç olan kadınla geliyorum derken ich fahre mit einer jüngeren Frau demiş olacağım. Das Mädchen, das neye dönüşecek? Dem'e dönüşecek. Burada da aynı şey söz konusu. Ich fahre mit dem jüngeren Mädchen diyeceğim. Bir adet derken arkadaşlar ne olacak bu? Ich fahre mit einem jüngeren Mädchen demiş olacağım. Bakın burada da aynı şey söz konusu. Peki insanlar dediğimizde ne olacak? Ich fahre mit den jüngeren Leuten, daha genç olan o insanlarla geliyorum. Daha genç insanlarla geliyorum derken burada artık düşecek ve ne olacak arkadaşlar? Ich fahre mit jüngeren Leuten demiş olacağız. Fark ettiyseniz arkadaşlar, datiflikte işimiz epey bir kolaylıyor. Niye? Bakın farkındaysanız sıfatların sonuna hep en gelmiş. Dolayısıyla dönüşüm sadece artikelde olmuş. Sıfatlarımızda sadece ne gelmiş? Dediğim gibi en gelmiş. Dilerseniz datifliği de doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Ich fahre mit dem jüngeren Mann. Ich fahre mit dem jüngeren Mann. Ich fahre mit einem jüngeren Mann. Ich fahre mit einem jüngeren Mann. Ich fahre mit der jüngeren Frau. Ich fahre mit der jüngeren Frau. Ich fahre mit einer jüngeren Frau. Ich fahre mit einer jüngeren Frau. Ich fahre mit dem jüngeren Mädchen. Ich fahre mit dem jüngeren Mädchen. Ich fahre mit einem jüngeren Mädchen. Ich fahre mit einem jüngeren Mädchen. Ich fahre mit den jüngeren Leuten. Ich fahre mit den jüngeren Leuten. Ich fahre mit jüngeren Leuten. Ich fahre mit jüngeren Leuten. Dilerseniz örneklerimize başlayalım arkadaşlar. Der Mann neydi? Adam demekti. Das ist der klügere Mann. Evet, klügere neydi arkadaşlar? Zeki demekti. Dolayısıyla bu nereden geliyor?
Klug yani zeki. Dolayısıyla daha zeki derken ne diyorduk? Klüga diyorduk. Artikel olduğundan dolayı sonlandırıcı ne olacak? E gelecek. Dolayısıyla bu daha zeki olan adam. Burada bir adres gösterdiğim için ne yapıyorum? Artikeli getiriyorum. Dolayısıyla das ist der klügere Mann. Bu daha zeki olan adam. Ama ben dersem ki eğer bu daha zeki olan herhangi bir adam demiş olsaydım ne olacaktı? Ein gelecekti. Dolayısıyla der artikelinden dolayı bakın buraya sonlandırıcı der artikeli gelecekti. Dolayısıyla das ist ein klügerer Mann. Bu daha zeki olan bir adam demiş olacağız. Buraya baktığımızda arkadaşlar der Regisseur, der Regisseur arkadaşlar yönetmen ya da rejisör anlamına geliyor. Suchen neydi? Aramak demekti. Suchen. Peki suchen neyi gerektiriyor? Akusatifi gerektiriyor öyle değil mi? Für die Werbung reklam için. Demek ki die Werbung reklam demek. Reklam için diyecek olursak für die Werbung demem gerekiyor. Dolayısıyla der Regisseur sucht für die Werbung. Rejisör reklam için ne arıyor? Den klügeren Mann. Dolayısıyla daha zeki olan o adamı arıyor derken den klügeren Mann demiş oluyoruz. Bir tane denildiğinde arkadaşlar einen klügeren Mann demem gerekirdi. Yani bir tane derken demek ki o zaman bu durumda ne olacak? Der Regisseur sucht für die Werbung einen klügeren Mann demiş olacağız. Buraya baktığımızda arkadaşlar ich komme mit, evet daha zeki olan o adamla geliyorum derken ich komme mit dem klügeren Mann, daha zeki olan o adamla geliyorum demiş oluyorum. Daha zeki olan bir adamla geliyorum deseydim ne diyecektim o zaman? Ich komme mit einem klügeren Mann demiş olacaktık. Öyle değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Das ist der klügere Mann. Das ist der klügere Mann. Das ist ein klügerer Mann. Das ist ein klügerer Mann. Der Regisseur sucht für die Werbung den klügeren Mann. Der Regisseur sucht für die Werbung den klügeren Mann. Der Regisseur sucht für die Werbung einen klügeren Mann. Der Regisseur sucht für die Werbung einen klügeren Mann. Ich komme mit dem klügeren Mann. Ich komme mit dem klügeren Mann. Ich komme mit einem klügeren Mann. Ich komme mit einem klügeren Mann. Evet, die artikeline bakalım arkadaşlar. Die artikelinde die Dame, die Dame arkadaşlar hanım örneğini göreceğiz. Cümle içerisine baktığımızda arkadaşlar das ist die ältere Dame. Ältere bu nereden geliyor? Alt, alt'tan değil mi? Yaşlı. Dolayısıyla ben ne yapıyorum burada? Ältere daha yaşlı dediğimde das ist die ältere Dame. Bu daha yaşlı olan hanım denildiğinde demek ki die ältere Dame. Buraya baktığımda eine dediğimde bir adet demiş oluyorum. Dolayısıyla das ist eine ältere Dame. Bu daha yaşlı bir hanım demiş oluyorum. Demek ki das ist eine ältere Dame. Bu daha yaşlı bir hanım anlamındaymış. Buraya baktığımızda arkadaşlar der Regisseur sucht für die Werbung. Evet, yönetmen ya da rejisör reklam için ne arıyor? Suchen akusatifi gerektiriyor. Ama akusatifte die'de dönüşüm oluyor muydu? Hayır, olmuyordu. Dolayısıyla die şeklinde kalacak. Der Regisseur sucht für die Werbung die ältere Dame. Evet, yaşlı olan, daha yaşlı olan o hanımı arıyor derken bakın
cümle içerisinde die artikeli, der ya da das herhangi bir artikel varsa cümlenin içerisinde orada mutlaka bir şeyi kastetmiş oluyoruz. Yani orada adres gösterdiğimiz bir şey oluyor. Ancak aynı olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? Aynı şeklinde karşımıza çıktığında ya da aynen karşımıza çıktığında bu herhangi bir anlamına gelmiş oluyordu. Burada da ne olacak arkadaşlar? Demek ki sonlandırıcılar e şeklinde kalmış olacak. Tıpkı burada da olduğu gibi sonlandırıcılar e şeklinde kalmış oluyor. Dolayısıyla o daha yaşlı olan o hanımı arıyor derken yönetmen ne diyeceğiz? Der Regisseur sucht für die Werbung, reklam için die ältere Dame demiş olacağım ya da der Regisseur sucht für die Werbung eine ältere Dame demiş olacağım. Buraya baktığımızda ich komme mit, evet mit datiflik alıyordu. Datiflikte die ne oluyordu? Der oluyordu. Dolayısıyla ich komme mit der älteren Dame. Bakın burada dikkat edelim arkadaşlar. Die demek ki der'e dönüşüyor ve sıfatımız ne oluyor arkadaşlar? Mit der älteren Dame demiş oluyorum. Ancak herhangi bir ya da bir tane diyecek olursam ich komme mit einer älteren Dame demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Das ist die ältere Dame. Das ist die ältere Dame. Das ist eine ältere Dame. Das ist eine ältere Dame. Der Regisseur sucht für die Werbung die ältere Dame. Der Regisseur sucht für die Werbung die ältere Dame. Der Regisseur sucht für die Werbung eine ältere Dame. Der Regisseur sucht für die Werbung eine ältere Dame. Ich komme mit der älteren Dame. Ich komme mit der älteren Dame. Ich komme mit einer älteren Dame. Ich komme mit einer älteren Dame. Şimdi dilerseniz arkadaşlar das artikeline bakalım. Das Kind çocuk demek arkadaşlar. Das ist das lustigere Kind derken arkadaşlar bakın lustig komik demek arkadaşlar. Daha komik çocuk diyecek olursak das ist das lustigere Kind yani burada ne yapıyorum? Adres gösteriyorum. Dolayısıyla artikelimi koyuyorum. Das ist das lustigere Kind yani bu daha komik çocuk demiş oluyorum. Buraya baktığımda ein dediğimde bir adet demiş oluyorum. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Das ist ein lustigeres Kind. Yani bakın burada das artikeli ne oluyor? Es şeklinde sonlanmış oluyor öyle değil mi? Burada da artikelim zaten das olduğu için sonlandırıcı e olarak kalmış oluyor. Dolayısıyla das ist das lustigere Kind ya da das ist ein lustigeres Kind şeklinde ifade etmiş oluyoruz bu durumu. Evet. Buraya baktığımızda arkadaşlar der Regisseur sucht für die Werbung. Evet yönetmen reklam için ne arıyor? Daha komik olan o çocuğu arıyor derken das lustigere Kind demiş oluyorum. Bir tane demiş olsaydım ne olacaktı? Ein lustigeres Kind demiş olacaktı. Olacaktık. Dolayısıyla der Regisseur sucht für die Werbung das lustigere Kind daha komik olan o çocuğu arıyor dediğimizde das lustigere Kind daha komik olan bir çocuk arıyor derken ein lustigeres Kind demiş olacaktık. Buraya baktığımızda arkadaşlar ich komme mit dem lustigeren Kind evet bakın burada datif olduğundan dolayı ne olacak? Dem olacak ve sonlandırıcı ne olacak? En. Dolayısıyla ich komme mit dem lustigeren Kind daha komik olan o çocukla geliyorum derken mit dem lustigeren Kind bir tane demiş olsaydık ne olacaktı o zaman? Ich komme mit einem lustigeren Kind demiş olacaktık. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Das ist
Das lustige Kind. Das ist das lustigere Kind. Das ist ein lustigeres Kind. Das ist ein lustigeres Kind. Der Regisseur sucht für die Werbung das lustigere Kind. Der Regisseur sucht für die Werbung das lustigere Kind. Der Regisseur sucht für die Werbung ein lustigeres Kind. Der Regisseur sucht für die Werbung ein lustigeres Kind. Ich komme mit dem lustigeren Kind. Ich komme mit dem lustigeren Kind. Ich komme mit einem lustigeren Kind. Ich komme mit einem lustigeren Kind. Adjektivdeklination im Komparativde arkadaşlar. Bu sefer plural form. Yani çoğulları inceleyelim. Die Studenten neydi arkadaşlar? Üniversite öğrencileri demek. Das sind die ernsteren Studenten. Evet, burada ernst. Ernst arkadaşlar ciddi demek. Daha ciddi diyecek olursak ernsteren demem gerekiyor. Ama ne zaman artikelim değilse, çünkü D'de ne yapmış oluyorum? Bir adres göstermiş oluyorum. Dolayısıyla bunlar daha ciddi üniversite öğrencileri derken ne diyeceğiz? Das sind die ernsteren Studenten. Dolayısıyla burada ne olacak arkadaşlar? En gelmiş olacak. Ancak çoğullarda eine gelmeyeceğinden dolayı burayı boş bırakıyorum. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Burada sadece E'yi getirmiş olacağım sonlandırıcı olarak. Dolayısıyla das sind ernstere Studenten derken ne olacak? Bunlar daha ciddi öğrenciler diye bir genelleme yapmış olacağız. Dolayısıyla bu genelleme neymiş? Das sind ernstere Studenten dediğimde demek ki genelleme yapmış oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar der Regisseur sucht für die Werbung. Evet, yönetmen reklam için arıyor. Ne arıyor? Die ernsteren Studenten. Bakın burada gene ne oluyor? Die artikelinden dolayı sonlandırıcım en olmuş oluyor. Dolayısıyla die ernsteren Studenten genelleme yaptığımda ernstere Studenten demiş oluyoruz. Dolayısıyla genelleme yaptığımızda ne olacakmış? Der Regisseur sucht für die Werbung ernstere Studenten demiş olacağız. Buraya baktığımızda arkadaşlar ich komme mit den ernsteren Studenten. Bakın burada ne oluyor? Datiflik söz konusu. Neden? Çünkü burada mit var. Dolayısıyla mit den ernsteren Studenten. Bakın burada da ne olacak? En sonlandırıcısı gelecek. Genelleme yaptığımda da gene en sonlandırıcısıyla ne yapmış olacağım? Ich komme mit ernsteren Studenten, daha ciddi öğrencilerle, üniversite öğrencileriyle geliyorum dediğimde bir genelleme yapmış olacağım. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Das sind die ernsteren Studenten. Das sind die ernsteren Studenten. Das sind ernstere Studenten. Das sind ernstere Studenten. Der Regisseur sucht für die Werbung die ernsteren Studenten. Der Regisseur sucht für die Werbung die ernsteren Studenten. Der Regisseur sucht für die Werbung ernstere Studenten. Der Regisseur sucht für die Werbung ernstere Studenten. Ich komme mit den ernsteren Studenten. Ich komme mit den ernsteren Studenten. Ich komme mit ernsteren Studenten. Ich komme mit ernsteren Studenten. Dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde adjektif deklinasyon im komparativ konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.